Uydu alıcısı yazılım düzenleme. Uydu alıcısı yazılımında çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Bunlardan birkaçını anlatıyoruz. Burada aynı uydu alıcısına ait iki yazılım var. Yazılımı düzenleyeceğimiz programı çalıştırıyoruz. Fabrika çıkış yazılımında açılış logosunu değiştirelim. Bu bölümde yazılımda birçok değişiklik yapılabilir. Logo yazan yerden uydu alıcınızın açılış logosunu değiştirebilirsiniz. Logoyu değiştirdik. Şimdi farklı bir isimle yazılımı kayıt edelim. Bu kısımda yazılımda tuner ve bunun gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Eğer detaylı bilginiz yoksa bu kısma ellemeyiniz. Burada ise uzaktan kumanda dosyası değişimi yapılmaktadır. Fabrikasyon yazılımı ve yeni kaydettiğimiz yazılımların içine açıp bakalım logo değişmiş mi? Bin uzantısını değiştirip açılış logosuna bakalım. Şimdi ise logo değişikliği yaptığımız yazılıma bakalım. İşte logo başarılı bir şekilde değişmiş. Şimdi ise güncel yazılımda logo değişikliği yapalım. Güncel yazılımda hata oluştu. Sorun değil. Şimdi farklı bir şekilde yapalım. Fabrika yazılımı ve güncel yazılımın dosyalarını çıkaralım. Fabrika yazılımının içindeki logo dosyasını kopyalıyoruz. Güncel yazılımın dosyalarının içine yapıştırıyoruz.
Şimdi ise yazılımı tekrar derliyoruz. İşte böylece güncel yazılımda da logo değişikliği yaptık. Şimdi ise yazılımın içindeki uzaktan kumanda ve diğer dosyalarda nasıl değişiklik yapılır gösterelim. Burada root dosyasının içinde değişiklik yapılacak. Yazılımın içindeki bütün resim ve diğer dosyalarda değişiklik yapabilir ve yazılıma ekleyebilirsiniz. Uzaktan kumanda dosyası. Uzaktan kumanda dosyasının içindeki kodları değiştirip farklı bir uydu alıcısına ait kumandayı da uydu alıcısında kullanabilirsiniz. Şimdi diyelim ki uzaktan kumanda dosyasını düzenledik. Bu dosyayı yazılımda değiştirelim. Düzenlediğimiz kumanda dosyasını yazılımın içine atıyoruz. Kayıt edip yazılımı tekrar oluşturuyoruz.